20 milyon tona yakın hububatın üretildiği göz önünde bulundurulduğunda 20 milyon ton malın 12 ay boyunca tüketileceğini, endüstriyel olarak un haline geleceğini düşünecek olursak bunların depolanması gerekiyor. Bu depolanma sürecinde öncelikle hasat edilen ürün bir kurutma tesisi dediğimiz bizim ürettiğimiz ana kalemdeki makinamıza girmek zorunda. Bu makineye girip çıktıktan sonra örnek 25-30 rutubetteki bir mal bekleme süresine göre 15-14-13 rutubetlere indirilir ve tahıl depolama silolarına aktarılır. Bunları aktarırken birlikte bir aktarım organı var. Elevatörler dediğimiz, konveyörler dediğimiz sistemlerle aktarılır ve zamanı geldiğinde un fabrikalarının un olması için silolardan alınır, un değirmenlerine gönderilir. Zamanı geldiğinde nişasta fabrikalarına gönderilir, bundan fruktoz olması sağlanır. Tabii bu bir nişasta fabrikası, bir un fabrikası binlerce tonu aynı zamanda hemen hasat edildiğinde yapamadığından dolayı bu depolanmalara ihtiyaç var. Bir de neleri kurutuyoruz onları da söyleyelim. Tahıllar, mısır, buğday, arpa. Baklagiller. En önemli olaylardan biri katma değeri yüksek. Yani bugün kilosunun 50-60 liraya toplam olarak çiftçiden alınan bir Antep fıstığının kurutulmasından tutun. Fındığın, bademin, tahıl ürünlerinin mısır, tamamı, mısır, arpa, buğday, kanola, soya fasulyesi, ceviz, ay çekirdeği.